bakayım, dur. Dur. Mahir? Arzu, sakin ol. Ne sakin olun? Düşündüğün gibi değil Arzu. Ne düşündüğüm gibi değil? Yani söylesene, saklamamıza gerek yok. Zaten birkaç ay içinde her şeyi kendiliğinden öğrenecek. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Neyi öğrenecekmişim ben? Bizim bebek beklediğimizi. Ben hamileyim Arzu. Ben hamileyim Arzu. Yakında Melisa'ya küçük bir kardeş geliyor. Şahane gece için çok teşekkürler. İnşallah yakın zamanda görüşürüz. Biz teşekkür ederiz. Tekrar bekleriz. Sizin de dediğiniz gibi biz artık bir aileyiz. Dahaki sefere bize bekliyoruz. Tabii ki, bundan sonra sık sık görüşeceğiz. İnşallah. Arzu, tamam, sakin ol artık. Bırak! Bırak beni! Ya! Bırak kolumu! Siz ne aşağılık, ne ahlaksız insanlarsınız. Arzu, ne oluyor? Gerçekten bir siz eksiktiniz. Hepinizin cezasını versin. Arzu. Özlem, ne oluyor? Ben de anlamadım. Geldi, deli gibi bağırdı gitti. Herhalde kızına üzülüyordu. Öfkesini de benden çıkardı. Biz de ufaktan gitsek diyorum. Ortalık iyice karışmadan. Ben arabanıza kadar eşlik edeyim. Kaya Bey, şu sizdeki arsa için haberleşelim. Hani bana satacağınız arsa. Haberleşiriz, haberleşiriz. Arzu, artık yol kesmelerden mi başladı? En azından yoluna çıkacak cesaretim var. Senin gibi arkadan iş çevirmiyorum. Dün gece çıkarttığın rezalet bence yeterli. İstersen sabah sabah tekrar gerilmeyelim. Ya ben sana güvendim. Sana dostum dedim. Geçmişimi anlattım. En derin, en gizli yarımı sana açtım. Sen ne yaptın peki? Gidip Kaya'yla işbirliği yaptın. Ya adama yerimi söyledin. Ne yapsaydım peki? O herifi başıma bela edip çekip gitmene izin mi verseydim ha? Arzu Hanım kızını alacak, çekecek, gidecek, keyfine bakacak. Ben onun belalısıyla uğraşacağım, öyle mi? Yok öyle bir dünya. Madem her koyun kendi bacağından asılıyor, o zaman şimdi uğraş dur kızının babasıyla.
Cavidan Hanım. Sen bana savaş mı açıyorsun? Artık nasıl anlıyorsan öyle. Gerekiyorsa seninle, Kaya'yla hepinizle savaşırım. Ben hayatım boyunca o adamdan neden kaçtım biliyor musun? Hı? Adımı, hayatımı, doğurduğum çocuğu bile ardımda bırakıp neden kaçtım düşündün mü hiç? Neden hala kaçmaya çalışıyorum ben biliyor musun? Çünkü eğer karşında Kaya varsa o savaşı kazanma ihtimalin yok. Beni küçümseme. Beni bu kadar küçümseme. Şu an senin için çok üzgünüm Cengiz. Çünkü bu hikayenin sonunda kaybeden sen olacaksın. Ve inan bana, o zaman senin için zerre kadar üzülmeyeceğim. Mukaddes Hanım, bak Kaya Bey'le de kötü olacaksın. Bunca yıl bekledik, bulandırma şimdi ortalığı. Bırak babası anlatsın cennete ne anlatacaksa. O adamın bir şey anlatacağı yok Suna, neden anlamıyorsun? Bak. Çekil önümden Allah aşkına. Yanlış yapıyorsun Mukaddes abla. Bak sonunda yine suçlu sen olacaksın. Ne olacaksa olsun. İki kardeşi birbirine kırdırmalarına daha fazla müsaade etmeyeceğim. İkimiz de Selim'i canından vazgeçecek kadar çok seviyoruz. Beyza'nın olur! Aç gözlerini! Son teslimat. Bu da söz verdiğim para. Dikkat et. Kimse yakalanma. Yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Cennet kapına dayandığında yüzünü görmeyi çok isterdim Arzu. Çok. Biraz konuşalım mı? Defol. Bak, ben de yeni öğrendim, dün öğrendim. Bilmiyordum Özlem'in durumunu. Defol dedim sana. Sana defol dedim, gitsene! Ya defol, git diyorum sana, anlamıyor musun sen? Özlem'in hamile kalması senin niye bu kadar umurunda ki ha? Daha dün beri terk etmiyor muydun sen? Bu kadar çok mu seviyordun da beni, gücüne gitti? Kızımı da alıp gitmiyor muydun? En doğrusunu yapmışım. Çünkü sen birlikte yola çıkılacak adam değilsin. Artık beni terk etmenizin çok güzel bir bahanem var. Soran olursa Mahir beni aldattı, sevgilisini de hamile bıraktı dersin. Ama kimseye Mahir'i zaten terk edecektim. Bu da benim bahanemdi diyemezsin değil mi? Yeter, yeter! Ne bu şimdi ha? Aklın sıra üste mi çıkacaksın böyle? Yediğin altın üstünü mü kapatacaksın? Ne
sen Mahir? Koca mısın, baba mısın? Neyi becerdin sen bu hayatta? Ya neyin hesabını soruyorsun sen bana? Adam mısın sen ha? Ne oluyor burada yine? Yeter, kendine gel artık. Böyle bağırıp çağıracağına yat kalk kocana dua et. Kaya Bey'i ikna etmeseydi şimdi kızın hastanede değil hapishanede olacaktı. En doğru kararı verdi. Kapansın artık bu konu, yeter, yeter. O konu kapanalı çok oldu Sema Hanım. Oğlunuz boş durmuyor ki. Bir konu kapanmadan diğerini açıyor. Versene müşteyi. Bak kardeşim de burada. Söylesene. Ne oluyor, ne diyor bu yine? Gözünüz aydın Sema Hanım. Arzu. Saçmalama. Yeni torun yoldaymış. Özlem Mahir'den hamile. Şu ekmeği uzatsan oradan. Maşallah. Bu aralar iştahın çok açık. Hayırdır? Lokmalarımı mı sayıyorsun? Saçmalama. Sonra kilo alıyorsun. Yok işte çok kilo aldım falan deyip söyleniyorsun. Aman boş ver. Dünyaya bir defa geliyoruz değil mi? Hepsi geçer. Özlem Hanım. Şimdi koluğunuz aradı, cep telefonunuz kapalıymış. Ultrason saatiniz değişmiş. Öğleden sonra saat 3'teymiş randevunuz. Tamam, ben onları ararım. Ne ultrasonu bu Özlem? Ya hiç öyle rutin, sıradan bir kontrol işte. Kahretsin. Sen hamilesin. Ah. Ne alaka? Nedir lan bu? Abi. Sen beni burada bekleyiver oğlum. Duyduğuma göre kaçıp gidiyor musun? Bir kızını kurtarmak için diğerine o Kaya denen şeytanın eline bırakıp gidecektin, öyle mi? Başka çarem yoktu. Kızımı korumaya çalışıyordum. Peki Cavidan, Cennet kim? Cennet senin kızın değil mi? Madem kaçacaktın, niye Cennet'i almıyorsun yanına? Ne yaptı bu kız sana? Babasının günahının bedelini neden Cennet ödemek zorunda? Hadi Cennet'i umursamıyorsun. Peki ya Melisa? Ablasını öldürmeye kalktığını bilse seni affeder mi? İki kardeşi daha ne kadar birbirine düşman edeceksin? Yeter artık, yeter! O adamı sen bulup getirdin. Hayatım cehenneme döndü. Kızım akıl hastanesine kapatıldı. O şeytan evime, aileme kadar girdi. Hala ne istiyorsun benden? En büyük bedeli ben ödüyorum, ben. Anlat o zaman. İki kızını karşına al ve her şeyi anlat. Bak bakalım o zaman Kaya'nın gücü size yetecek mi? Asla.
Asla Melisa'yı bu ateşin içine atmam. Cennet yanıyor ama. Doğduğu günden beri yanıyor yavrum. Bak. Melisa hastaneden çıkınca kızımı alıp gideceğim buralardan. O zaman Kaya da durmaz zaten. Onun tek derdi benim. Cennet falan umurunda değil. Ben gidince iki güne kalmaz çıkar hayatınızdan. O zaman Cennet de sen de rahat edersiniz. Sen öyle san. Beni kendi evimde öldürmeye kalktı. Ne? Anlat Cavidan. Yalvarırım herkese her şeyi anlat. Yoksa başka türlü durmayacak bu şeytan. Daha önce de söyledim. Cehennemin kapısını sen açtın mukaddes hanım. Ben kızımı bu ateşe atmayacağım. Sana yardım edemem. Üzgünüm. Lan bu? He? Lan nereden buldun Cavidan fotoğrafını? Abi ne Cavidan'ı? Cavidan kim? Zarfın içinde bile ne olduğunu bilmiyorum ya. Yemin ederim. Lan oğlum bak, suratında vuracak yer kalmadı ha. Söyle, son kez soruyorum. Nereden buldun lan Cavidan'ın fotoğrafını? Abi para verdiler. Götür bırak dediler. Benim üstüm yok. Lan oğlum kim verdi bak seni şurada? Şu duvarın dibine gömelim ha. Kim verdi lan? Kim verdi? Cengiz Bey. Cengiz Arısoy. Özlem, kalk. Al şunları, gidiyoruz. Ya Nilgün, nereye gidiyoruz? Neymiş şu rutin kontrol? Ben bir öğreneceğim, hadi. Ya söyledim işte, normal rutin bir kontrol. Ya sen şunu bırak. Hadi kalk, gidiyoruz. Yürü, yürü. Yani bu oyunu kim oynuyorsa hakikaten hasta. Normal bir insanın yapacağı iş değil bu. Benim hayatıma normal bir şey söylesene. Babam bile bir acayip. Cennet, ben dünden beri düşünüyorum. Babanın davranışları, geçmişte senin başına gelenler. Ya annen, senin tanıdığın etrafından birisi. Nasıl yani? İşte bilmiyorum. Sonuçta senin karşına kendisi diye başka birini çıkarmadı mı? Çıkardı. E tamam, bunu nasıl yapabilir? Senin hareketlerini takip ediyorsa, attığın adımları izliyorsa, yani bu oyunu sadece bu şekilde oynayabilir. Yani olabilir mi dersin? Her ihtimal değerlendirmek lazım. Bu resimleri, bu parçaları eğer her kim gönderdiyse, son parçayı yollamasa bile anneni bulana kadar bütün kapıları çalacağız. Bu oyunu neden oynuyor, kim oynuyor? Annen kim? Söz veriyorum, bulacağız. Mesaj geldi telefonuna. Bakmayacak mısın? Bakmayacağım. Elini bırakmak istemiyorum. Aslında ben hayatım boyunca senin bu ellerini bırakmak istemiyorum. Tamam. Ama bence telefonun tek eline bakabilirsin. Belki önemli bir mesajdır. Allah Allah babam. Pek mesaj atmaz ama Selim oğlum, seni bu dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum, bunu sakın unutma. Sarhoş herhalde. Annen,
halan, şirket. Sahip olduğum her şey sana emanet. Gözüm arkada kalmayacak. Lütfen beni affet olur mu? Yaptığım şey yüzünden sakın nefret etme benden. Bu ne ya? Ne diyor bu adam? Ne diyor bu adam? Aç hadi telefonu, aç 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 aç. Aç. Esra. Esra telefon çalıyor, getirir misin bana? Esra. Azrail'e güveneceksin. En azından onun niyeti belli. Yeter artık, yeter! O adamı sen buldun, getirdin. Hayatım cehenneme döndü. Kızım akıl hastanesine kapatıldı. O şeytan evime, aileme kadar girdi. Hala ne istiyorsun benden? En büyük bedeli ben ödüyorum, ben. Anlat o zaman. Al kızlarını karşına, her şeyi anlat. Bak bakalım o zaman Kaya'nın size gücü yetecek mi? Asla. Asla Melisa'yı bu ateşin içine atmam. Buyurun teyzeciğim. Ben Melisa Soyer'le görüşmek istiyordum. Yiyeceğim. Açmıyor telefonu ya. Cennet, bir okur musun mesajı? Ne demek istiyor baba? Bilmiyorum. Sen anneni aradın mı? Yahu aradım. Annemi de aradım, babamı da aradım. Açmıyor ikisi de. Tamam, tamam. Sakin ol. Az kaldı zaten. Eve varmak üzereyiz. Bir daha arasana. Ara, bir daha açar belki ara. Orada ödemeyi aldığına dair bir kağıt daha var. Onu da imzala. Noterde sıkıntı çıkmasın şimdi. Tamam bak. Burada. Tamam. Bütün arazi senin olsun. Tamam mı? Hadi rahat bırak beni. Ben bir de şu Cavidan'la olan fotoğrafı da alayım. Bekleme yapma hadi. Burada. Bak hepsi burada. Hadi git artık. Rahat bırak beni lütfen. Güzel. Güzel. Ya ben dün gece düşündüm, düşündüm dedim. Ya dedim, bu adamın kime ne faydası var ha? Ne işe yarar? Cavidan'ı kanmazlıyor. Benim kızla pazıl mazıl bir şeyler oynuyor. Sonra bu da yetmezmiş gibi beni tehdit ediyor. Kimseye faydası yok. Külliyen zarar. Çöp. E o zaman ölsün dedim. E ama sonra düşündüm. Ölüsünün de kimseye faydası yok. E o zaman bir işe de yarasın. Boşa ölmesin bu adam dedim. Bak bakayım. O zarfın içinde ne var? Ya korkma. Korkma. Oncacık zarftan mı korkuyorsun? Başına burada silah dayanmış. Aç. Gitmiş. Bir tek Cengiz abim olay mahallinde.
Demek ki Rıza'yı tek başına öldürmüş, sonra vicdan azabına dayanamamış, sıkmış kendi başına. Oğluna mesaj attım. Bir çeşit itirafname. Ondan arıyor seni. Lütfen yapma. Lütfen yapma. Lütfen. Ama dün yap diyordun Cengiz. Öldür beni diyordun. Kendi odanda vur beni, öldür beni diyordun. Bak şimdi ben ricanı emir telakki edip geldim. Sen şimdi niye ödletlik yapıyorsun ha? Ne oldu? İş ciddiye binince korktun mu? Üzgünüm, izin vermiyorlar. Ailesi dışında ziyaretçi kabul etmiyorlarmış. Cennet'in babaannesi demişler mi? Ya çok önemli, mutlaka görüşmem lazım. Melisa Hanım, nereye? Dışarı çıkamazsınız. Bir dakika kızım. Ne işin var senin burada? Nasıl bir yer burası? Biz dışarıya çıkamıyoruz. Sizler önünüze geleni içeri mi alıyorsunuz? Çıkarın bu kadını buradan hemen. Melisa, konuşmamız lazım. Ya ne istiyorsun benden, ne? Torunun yaşıyor, ölmedi daha benden. Ne istiyorsunuz de? Annen senden gerçekleri saklıyor. Ne Cennet ne sen gerçekleri bilmiyorsunuz. Ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum. Sen Rıza Bey'i öldürdüğünü itiraf ettin. Şimdi de intihar ediyorsun. Lütfen yapma. Bak Cennet'ten uzak duracağım. Arzu'yu da rahatsız etmeyeceğim lütfen. Onun adı bir kere Arzu değil. Cavidan. Ve sen en büyük yanlışı orada yaptın. Beni Cavidan'la tehdit etmeyecektin. Belki o zaman yaşamak için bir şansın olurdu. Hadi istersen dua et ha. Tamam lütfen. Lütfen ne istersen veririm, tamam mı? Lütfen. Lütfen yapma ne olur. Vaktini boşa harcadın. Duaya zaman kalmadı. Hadi. Cümlemizin başı sağ olsun. Baba! Ne demek şimdi bu? Ha? Ne saklıyormuş annem benden? Ya konuşsana! Neymiş bilmediğim gerçekler? Cennet falan, ne saçmalıyorsun sen? O nefret ettiğin, öldürmeye kalktığın Cennet, senin abla. Siz kardeşsiniz. Siz kardeşsiniz. Baba! Cengiz amca! Cengiz amca! Baba! Baba!